Trafik kazalarına yazık ki Kuzey Kıbrıs'ın kanayan yarası. Küçücük ülkede her gün bir trafik kazası haberi duymak mümkün. Bu sayı kimi zaman 2, 3 hatta 4'lere çıkabiliyor. Kazaların en kötü tarafı ise ölüm haberleri. Cana gelmesin, mala gelsin diyoruz. Ancak bizde çoğu zaman cana geliyor. Kanal T Haber Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı ile 2013 yılında trafik kazalarını konuştu. Karşımıza çıkan bilanço ise ürkütücü. Geçen yıl 49 kişi trafik kazasında hayatlarını kaybetti. Aslında 2013 yılı hiç iyi gelmedi trafik açısından. Trafik rakamları korkunç boyutlarda. Ülkemiz boyutlarını kat kat aşan, gerek Güney Kıbrıs'ı mukayese edecek olursak, gerek Avrupa'yı mukayese edersek kat kat üzerinde. Hatta Avrupa Birliği'nin 4 kat fazlası gibi de görülüyor. Bir korkunç bir rakamla karşı karşıyayız. Hayatını kaybedenler arasında ne yazık ki bir bebek de var. Bunun yanı sıra hayatlarını kaybeden 49 kişinin 8'i yaya. Kazanında araçlarda bulunan 12 yolcu da trafik kurbanı. 47 kişi trafikte hayatını kaybetti. Bunun içinde bebek de var, yaşlı da var, genç de var. Ve ilginç tarafı 8 tane yaya hayatını kaybetti. 8 yaya korkunç bir rakamdır, bilir misiniz? Bir İngiltere'de bir yayanın hayatını kaybetmesi çok geniş çaplı araştırmalara sebebiyet verir. Bizde maalesef işte yaya suçluydu, araba suçluydu gibi yorumlarla bir tek mahkeme ve olay kapanıyor. Halbuki eğer eğitim yetersizliği varsa sürücüde, yayada, bunlar tekrar kampanyalar ele alınıp sorgulanması gerekiyor. 11 yolcu hayatını kaybetti trafik kazalarında. Bu yolcuların içerisinde arka koltukta oturanlar da var. Arka koltukta olup da bağlı olmayan çocuklar da var. İlginç tarafı. Bu bilinç artık herkese gelmesi lazım. Anne baba olmanın verdiği yetkiler ve görevlerin bir tanesi de mutlaka çocukları arka koltukta bağlı arabada taşımaktır. Asli görevi budur anne babanın. Devlet de bunu takip etmekle mükelleftir. Çünkü o çocuğun canını korumak devletin de görevidir. Anne babanın görevidir ama devlet de eğer bunun aksini gördüğü zaman, yani bir bebek, bir çocuk arka koltukta bağlı değil ise arabayı durdurup bağlattırmayı, hatta koltukta yoksa devam etmesine müsaade etmemesi o çocuğun hayatını kurtaracak faktördür. İki bisiklet sürücüsü de hayatını kaybedenler arasında. En acı bilançolardan biri de motosikletliler. Bu yıl 7 motosikletliyi trafiğe kurban verdik. İki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Biliyorsunuz bir tanesi de yabancıydı bildiğim kadarıyla. Bu ülkeye gelen yabancılar işte turist ülkesi dedik. İşte yabancılar gelsin dedik. Ama bir bisikleti kullanmaya kalktığı zaman da bir araba gelip çarptı ve öldürdü. Yani bu ülkede bisikletler için hakikaten bir tehlike. Çünkü sürücüler zaten onları korumuyor. Aynı şeyi motosikletler için de söyleyebilirim. 7 motosikletler hayatını kaybetti. Bu da korkunç bir rakam. Azalmıştı bir dönem. Tekrar yükselmeye başladı. Motosiklette kask tabii ki ölümcül darbeyi önlemesi bilinmekle birlikte şiddet de, yani çarpışma şiddeti de önemli. Genel vücut travması önemli. Ve bir de baktık ki son birkaç motosiklet kazasında sürücünün, araç sürücüsünün motosikletin önünü keserek, yani onu görmemezlikten gelerek, ona dikkat etmeden, onu korumadan önünü keserek de meydana geldi. Demek ki sürücülerin motosikletleri, bisikletleri, yayaları koruması için kampanyalar başlatılması lazım, yayınlar yapılması lazım, televizyonlar bu yönde yönlendirilmesi lazım. Ama devlet bu konuda ağırlığını koyması lazım diye de düşünüyorum. Kazalardaki en önemli ayrıntı ise kazada ölenler sürücülerden çok yolcular. Çünkü genelde yolcular kemerlerini takmıyorlar. 7 kişinin 19 tanesi sürücüydü ölenlerin. Yani rakamlara baktığımızda araç sürücüleri oranladığımızda en yüksek gibi görülmekle birlikte olmaması gereken bir rakam kadar az. Yani arabalar kaza yapıyor ancak ölenler sürücüden çok yolcular. Neden? Çünkü sürücülerin çoğu genellikle bağlıdır. Buna alıştık. Ama diğerleri arka koltukta bağlı değil ve ölüm onlara çok daha rahat ulaşabiliyor. Bu korkunç kazaların ve ölüm oranlarının önlenebilmesi için 2014 yılı ise yeni bir umut. Alınacak önlemler ise belli. Bunlara baktığımızda
Bu korkunç rakamları önlemek için umudumuz tabii 2014, her yıl umutlar açılıyor. Trafik kazalarının önlenmesi için, yol güveninin artırılabilmesi için, devletin, öncelikle devletin ağırlığını, kararlılığını ve niyetini ortaya koymak zorundadır. Ahmet üzülmesin, Mehmet rahat gitsin, vatandaşa ağır ceza gelmesin gibi yaklaşımlarda veya paramız yok, yolu şimdi düzeltmeyelim, birinin evinin önünü kapatırız, öbürünün dükkanının önünden giriş olmaz gibi düşünceler kalkması lazım. Toplu taşımacılık artık teşvik edilmesi lazım. Güvenli ve üst standartta bir toplu taşımacılık gelmesi gerekiyor. Bunun yanında verilen eğitimler, şoför okulları revize edilmesi, eğitimcilerin eğitimi artık Avrupa standartına gelmesi gerekiyor. Yapılan ehliyet sınavları sorgulanmalı ve bunu artık dünya seviyesine çekmemiz gerekiyor. Yollarımızın, bakın, her yolumuzun tekrar gözden geçirilmesi ve raporlanması gerekir. Bunu Avrupa Birliği yaptı. Bir dosya halinde Karayolları Dairesi'ne teslim etti. O raporları ben de inceledim. Onayladık da hatta. Kara noktaları belirlenmeli. Eksik neyse sırayla yapılmaya başlanması lazım. Hatta devlet çıkacak, diyecek ki biz yollarımızı inceledik. Bu yolda bu eksiklik, bu yolda bu eksiklik var. Sırayla başlıyoruz demesi lazım. Kamuoyuna açıklaması lazım. Bir program, bir para ayırması lazım. Yani tamam, zamlar var ama bu paralar nereye gidiyor tartışabiliriz.